Binali Yıldırım'ın bir açıklaması var. İstanbul Büyükşehir adayı AKP'nin. Onu bir izleyelim mi? Çünkü şöyle bir şey dedi. Yeni bir şey daha öğrendik. Hileyi, yani o tırnak içinde söyleyeceğim, oy çalma işini tipine bakarak yapmış. Sandık kurulları nasıl yapmış bilmiyorum ama önce bir Binali Yıldırım bir açıklamasını izleyelim. Çünkü epey üzerine konuşuluyor ki arkasından rakamları da vereceğiz. Önce bir bakalım mı Binali Yıldırım ne demiş? Seçim günü olan en büyük şey hile veya yolsuzluk. Üç pusuladan ikisini veriyor, birini vermiyor. Hepsini değil. Bakıyor seçmene, diyelim ki AK Parti adayına verecek gibi anladığı seçmene Büyükşehir pusulasını vermiyor. İki tane veriyor. Bunu nereden anlıyorsun? Ya nereden biliyorsun? O gün gelen şikayetlerden, o gün bize şikayet edenler oldu, müdahale ettik. Bilebildiklerimizi düzelttirdik. Şimdi sandıklar kapanıyor, oylar sayılıyor. Oylar 100 tane oy pusulası olması lazım. Diyelim ki o sandıkta 100 değil de 300 veya 350. 300 tane oy pusulası var. 250 tanesi kullanılmış. Bu 250'nin 240 tanesi de geçerli. 10 tanesi de geçersiz. Geriye kaç tane boş pusula kalması lazım? 50 tane değil mi? Sayıyorlar 60 çıkıyor, 65 çıkıyor. Peki nasıl oluyor bu? O gündüz vermedikleri oy pusulaları fazla çıkıyor. Bu sefer fazla düzeltmeleri lazım. Düzeltmeden de sandığı teslim edemiyorlar, torbayı. Ne yapıyorlar? Aralarında diyorlar ki biz bu torbayı teslim edemeyiz. Boşlardan fazla olanları ayırıp iptallerin içine koyuyor. Böylece torbayı bağlayıp gönderiyorlar. Şimdi iptalleri tekrar sayınca çoğu boş çıkıyor. Yani iptal oy niye boş çıksın? Adam ya 3 tanesine kızar, hepsine basar veya oraya bir yazı yazar, şey yapar, iptale götürür. Şimdi öncelikle size dönmeden resmi verilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ki bu YSK'nın verileri 8.866.614, belediye meclis seçimlerinde ise 8.849.322 oy kullanılmış. Bunu CHP'li Murat Emir Ankara Milletvekili paylaşmış. YSK'nın resmi verilerini internet sitesinde de vardı zaten YSK'nın. Şimdi aslında bakıldığında 17 bin oy Büyükşehir'de daha fazla. Yani hani bence aslında bu fark da şu, uzunca bir süredir 29 binden 13 bine nasıl düştü deniyordu ya, o iptal edilen oylar benim buradan çıkardığım okuma çünkü birebir aynı. Yani iptalden yeniden bastırıp saydırdıklarında 17 bin artı oyu böyle eklemişler. Ama en azından şu bir vaka, yani ilçede oy kullandırtıp Büyükşehir'de oy kullandırtmama, ona işte pusula vermeme gibi bir şey olmamış. Ne diyorsunuz? Yani buna gülünür, başka bir şey denmez. Yani iftardan sonra muhtemelen güzel bir iftar yapmışlar, çay kahve içiyorlar, orada geyik yapıyorlar. Ama hani buna çok fazla ciddi bir yorum yapılmaz. Çünkü yani Binali Yıldırım esprili bir kişiliktir. Ben de çok oturdum, çok fıkra anlatan, çok espriler yapan birisidir. Herhalde orada da yine espri yapıyor. Çünkü adama sorarlar, iyi de kardeşim her sandıkta AKP üyelisi var. AKP sandık görevlisi var. Neredeydi onlar? Yani onlar ne yapıyordu bu pusula verilmediği zamanlarda diye sorarlar. Yani kendi partisinin elemanları var orada. Kaldı ki böyle bir şey söz konusu değil çünkü bütün rakamlar tersini gösteriyor. İtiraz edilen sandıklarda AKP'nin oyu fazla çıktı. Yani AKP'nin oyunu fazla olduğu sandıklarda itirazlar var. Dolayısıyla böyle bir hani teknik olarak olmadığı gibi pratikte de mümkün olmayan akla ziyan bir senaryo. Hani daha önce ortaya attıkları çünkü çaldılar söyleminin altını dolduramadılar. Yani çaldılar da nasıl çaldılar? İnsanlara izah edilemedi. İşte şimdi onu izah etmek için böyle bir formül üretmişler ama akla ziyan bir formül. Yani hem pratiğe uygun değil hem matematiğe uygun değil. Hani diyorum ya pratiğe uygun nasıl uygun? Çünkü her sandıkta bir sandık görevlisi var AKP'nin. Nerede bu sandık görevlisi? Hani gözünün önünde uyuyor muydu bu kişiler saatler boyunca görmediler mi? Hadi onu geçtik. Ya rakamlar ortada. Yani sen de söyledin rakamları. Yani iptal edilen oylar, geçerli oylar, büyükşehir verilen oylar, ilçede verilen oylar. Hani şey var ya Nasrettin Hoca'nın kedi hikayesi. Ya kedi buysa ciğer nerede? Ciğer buysa kedi nerede? Yani rakamlar onu net olarak gösteriyor. Yani ben bunu ciddi bir zihni dağınıklık olarak görüyorum. Yani AKP ciddi anlamda bir tabiri caizse dikiş tutturamıyor. Önce çaldılar diye bir kampanya atıldı. Sonra gittiler işte her şey güzel olacağın başına daha çok güzel olacak gibi bir şey getirdiler. Yani bu çok basit temel iletişim stratejisidir. Bir şeyin kopyası aslını büyütür. Yani bu çok temel basit bir şeydir. Yani iletişim 101'de gösterilir. Yani bunu düşünemeyecek kadar zihni dağınık AKP'nin. Ve şimdi de böyle bir şey yapmışlar. Şimdi de şöyle yani Binali Yıldırım'ın şu görüşmesini, konuşmasını izleyen, aklı başında herkes
yani aktroller hariç, AKP seçmeninin bir kısmı hariç, okuyan yazan AKP'liler de diyecek ya başkan ne yapıyorsun? Ya böyle abuk bir açıklama mı olur diyecekler. Ama onun dışında herkes bu açıklamaya gülecek. Çünkü evet, aklı ziyan bir açıklama. Şimdi böyle bir söylemle, ama ben yine şurada önemsiz, altını çizmek istediğim şey şu. Şimdi YSK ile AKP arasındaki ilişki çok büyük bir skandal. YSK'da olması gereken, gizli olması gereken bilgilerin tamamı AKP'de. Ya bakın, SKK kayıtları gitmiş, aile fertlerinin kayıtları gitmiş. Yani düşünün, sizin çiftliğinizi bulamıyorlar. İkinci derece akrabalarınızdan KHK'lı olan var mı ona bakıyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şudur. Devletin anayasal güvence altında olan bütün verileri, vatandaşlarına ait bütün verileri AKP'nin elinde. Ya bu tam anlamıyla bir parti devletidir. Doğu Avrupa'da ya da işte Rusya'da gördüğümüz, Suriye'de, Irak'ta gördüğümüz parti devletinin bir misyonudur bu. Yani devletin bütün kurumları partiye akar. Yani devletin bütün yapısı, istihbaratı partiye çalışır. Ve bu insanlar sizin her şeyinizi öğrenirler, bilirler ve bunların üzerine kullanırlar. Şimdi şu olaya da bakar mısınız? Yani 1,5 milyon sandığa gitmeyen seçmenin bilgileri AKP'de. Ya bunu nereden aldınız? Normal şartlarda muhalefetin şu anda ortalığı ayağa kaldırması ve bunu sorması gerekirdi. Maalesef geçen hafta şunu da sormadılar. Siz sandık kurulu üyelerinin TC kimlik numaralarını nereden buldunuz? Çünkü bunlar hiçbir partiye verilmez. YSK bugüne kadar hiçbir partiye sandık kurulu üyelerinin listesini vermedi. Sandık başkanlarının listesini vermedi. Şimdi ne oldu? Bir anda bir bakıyorsunuz, bunların hepsi iktidar partisinin elinde. Şimdi bu seçimin sağlıklı yürütüldüğünü, sağlıklı yürütülebileceğini, sağlıklı tekrar edilebileceğini kim iddia edebilir?